mülteci kamplarında ölüm kol geziyor. Kimlik ve özlük hakları elinden alınmış olan Arakanlı Müslümanların istekleri sadece yüzyıllardır yaşadıkları kendi topraklarında insan gibi muamele görmek. Budistlerle eşit haklara sahip olup dinlerini serbestçe yaşayabilmek. Dünya basını olayları nasıl yansıtıyor? Dünya basını 2 yıldır katlanarak artan katliamları Budist-Müslüman çatışması olarak göstermeye çalışıyor. Oysa olayların perde arkasında Myanmar derin devlet yapılanması var. Devlet bazı Budist çetelere bizzat destek veriyor. Son günlerde Myanmar Devlet Başkanı uluslararası baskı görmemek adına siyasi bir manevra yaparak ülkedeki bu olaylar imajımıza zarar veriyor. Budistlerin yaptığı eylemleri gerekirse askeri müdahale ile durdururuz diye açıklama yaptı. Fakat oraya giden gözlemciler aslında gerçeğin böyle olmadığı ve bizzat mevcut cuntanın bazı Budist çetelerin katliamlarına açıktan destek verdiğini söylüyor. Hatta bizzat bu olayları cuntanın organize ettiği iddia ediliyor. Muhalefet ise Müslüman katliamlarına sessiz kalmayı tercih ediyor. Tüm bu yaşanan acıların ardında ise o bölgedeki petrol ve doğalgaz rezervleri olduğu gerçeği yatıyor. Müslümanların yerleşim yerlerinde olan bu rezervler Amerika ve Çin'in bölge üzerindeki iştahını kabartıyor. İddialara göre bu bölge üzerindeki Müslüman Arakanlıları bir an önce elimine etmek istiyorlar. Arakanlı Müslümanların şu anki durumları ne? Kanunlara göre her zaman ve her şartta Budistler haklı. Müslümanların Budistlere itiraz etme hakkı yok. Budistlerin isteklerine itiraz eden Arakanlı Müslümanlar ağır cezalara çarptırılıyor. Erkek çocuklarını organ mafyasına, kız çocukları ise fuhuş çetelerine satılıyor. Yaşlı anne ve baba hemen orada öldürülüyor. Tüm bu olaylar olurken güvenlik güçleri hiç müdahale etmiyor. Namaz kılmaları, oruç tutmaları, yiyecek almaları engelleniyor. Camiler yakılıyor, evler yıkılıyor. Peki Arakanlı Müslümanların haklarını kim arayacak? Arakanlı Müslümanların haklarını savunmaya çalışan aydın ve okumuş kesim junta tarafından 3-4 gün içinde katledildi. Şu an mevcut olan kesim ise tamamen eğitimsiz ve savunmasız durumdalar. Haklarını arayabilecek kapasitede insanlar değiller. Hepsinden önemlisi ellerinde ekonomik, sosyal ve siyasal bir güç yok. Arakan'daki Müslüman kadınlara tecavüz edilmesinin, ırzına geçilmesinin önüne nasıl geçilecek? Arakan'daki kimsesiz kalmış çocuklar açlıktan nasıl kurtulacak? Evinden, yurdundan atılan yaşlılar, elleri arkalarına bağlanmış şekilde nehirlere itilen erkekler ve acınacak durumda olan kadınlara çare nasıl bulunacak? Arakan'daki diri diri yakılan insanlara bu zulmü yapanlar nasıl bulunacak? Arakan'daki Müslümanların durumu, ortaya çıkan insanlık dışı olaylar, Müslümanların hamiyeti İslamiyelerine ağır gelmesi gerekir. Bir an önce tüm dünyaya barışın, birliğin, sevginin, şefkatin hakim olması için çaba sarf etmeleri gerekir. Aslında İslam Birliği'nin sadece Müslümanların kurtulması için değil, tüm insanlığın kurtulması için bir an önce kurulması gerekir. Müslümanların dünya görüşü ve bakış açıları bu şekilde olmalıdır. Hepsi kurtulsun, hepsine şefkat gösterelim, koruyup kollayalım. Daha sonra İslam'ın güzel ahlakını tebliğ ederiz demeleri gerekir. Kısacası Arakan'da yapılan zulme seyirci kalmayalım. Allah'tan bir an önce İttihat-ı İslam'ın oluşmasını isteyelim.